Demokrasi yolunda 1960'ların sokaklarından önce ihtilalciler geçti. Sonra zafer şarkılarıyla gençler, isyan bayraklarıyla işçiler, sağcılar, solcular ve yeniden darbeciler. Ülke ihtilalin pençesinde 12 yıl geçirdi. Ve sonunda tüm yollar yine aynı kavşağa çıktı. Bu hafta 1960'lı yıllara veda ediyoruz. 60'lar 27 Mayıs'la olaylı başlamıştı. Başladığı gibi de olaylı bitti. 70'lere miras olarak tırmanan şiddet eylemleri, öğrenci olayları ve müdahale söylentileri kaldı. Başbakan Demirel bir yandan sokaktaki yangını söndürmeye, bir yandan da giderek huzursuzlanan orduyu yatıştırmaya çalışıyordu. Ekim 1969 seçimlerine işte bu hava içinde gidildi ve sandıktan yine Adalet Partisi çıktı. 27 Mayıs, DP iktidarını devirerek gelmiş ama 60'tan bu yana yapılan 3 seçimin 3'ünde de DP'nin devamı olduğunu ilan eden AP başarıyla çıkmıştı. Demirel yeni bir dönem için kolları sıvamak üzereydi. Artık kimsenin kendisini durduramayacağını düşünüyordu. Ama yanılıyordu. Zaferden başı dönerken Sezar'ın hatasına düştü. Brutus'u unuttu. O gün Demirel'in yaşamının en zorlu günlerinden biriydi. Mecliste bütçe oylaması vardı. Gerçi hükümet kurulalı henüz 3,5 ay olmuştu ama başbakanın başı dertteydi. Açıkladığı hükümeti beğenmeyen parti içi muhalefet isyan bayrağını açmıştı. Kabineye giremeyenler dosyalı muhalefet başlatmışlardı. Gazeteler birdenbire Demirel aleyhine haberlerle dolu vermişti. Önce başbakanın kardeşi Hacı Ali Demirel'in Ziraat Bankası'ndan usulsüz kredi aldığı iddiası ortaya atıldı. Ardından da daha çirkin bir üslupla Nazmiye Demirel'in adı kundaracısının ölümü olayına bulaştırıldı. Demirel kızmış, yıkılmış ve evine kapanmıştı. Cuntacı askerler ve CHP muhalefeti yetmezmiş gibi şimdi bir de basından ve daha önemlisi parti içinden darbe yiyordu. Ocak ortasında 72 AP'li parlamenter genel başkanlarına bir muhtıra verdiler. Altındaki en önemli imza Demirel'in en güçlü rakibi Saadettin Bilgiç'e aitti. Bu metin öyle kırıcı falan değildi. Yapılan yanlışlıkların tahsihini istiyor ve partide organların çalıştırılmasını istiyordu. Sayın Demirel muhtıralarla çalışmam ve görüşmem şeklinde bir mütalaa serdetti ve etrafındakiler Demirel adına devamlı surette ip inceldiği yerden kopsun demeye başladılar. Ve ip 11 Şubat günü inceldiği yerden gerçekten koptu. Meclis bütçe oylaması için toplanırken AP'de muhalefet kılıcını çekmiş, dövüşe hazırlanmıştı. Demirel oylamadan önce kötü haberi aldı ama inanamadı. Bana geldi dediler ki bir kısım arkadaşlar kırmızı oy verecek. Ya olur mu öyle şey? Yani iki ay oldu meydanlardan geldik. Bu meydanlarda Halk Partisi'ne demediğimiz lafı bırakmadık. Ondan sonra şimdi Halk Partisi'yle benim arkadaşlarım hele partinin önünde gelen kimseler bir araya gelip de kırmızı oy verir olur mu? Ben ihtimal vermedim. Ya olmaz böyle şey. Ve son dakikada bir takım kimseleri çağırdım, geldiler. Baktım yüzleri çok ekşi. Herkesle teker teker konuşma imkanı da yok. Aşağı indim oylamaya. Genel kurul kaynayan bir kazan gibiydi. Ne olacağını kimse bilemiyordu. Oturumu yöneten Ferruh Bozbeyli ilk oy için bir AP'linin ismini okuduğunda herkes nefesini tutmuş bekliyordu. İlk kişiye soru soruyorum ben. Oyunuz nedir diye. Red dedi. Bütün Adalet Partili milletvekilleri onu dövmek için üstüne doğru yüklendiler. O sırada ben
biraz da sert bir hareketle hiç kimse verdiği oydan dolayı muhaze edilemez. Yasada mahkemeleri dün kaldı. Lütfen kimse kimsenin oyuna müdahale etmesin. Herkes yerine otursun. İsteyen inandığı oyu verebilir. Dedim. Ve yuhalamalar, küfürler arasında süren oylama sonunda tam 41 AP'li milletvekili kendi hükümetinin bütçesine kırmızı oy verdi. Hükümet devrilmişti. Başbakan Demirel adeta kendi silahından çıkan 41 kurşunla vurulmuştu. Hakikaten benim arkadaşlarım şakır şakır Halk Partisi ile beraber oy kullandılarım. Hani zaman zaman bana sorarlar işte en sıkıldığınız an nedir filan diye. Ben bulup çıkaramam onu hemen. Ama mama sırası gelmişken gözlerim karardıyım. Ve o meclisin kubbesi uçtu şeyden. Görmüyorum kubbeyi falan yani. Ya o ne biçimmiş bu? Neyse kalktım. Bu da geçer yahu dedim kendi içimden. Dedim ki bu şişelerle demek ki onlar karşılaşılabilecek. Önemli olan bir mesele kaybetme kendini, bunu da aşarsın. Kendi kendimle konuşuyorum. Neyse gittik, grup toplantısı yaptık. Arkadaşlarımız çok bozuktu. Ben işi şakaya vurdum. Dedim ki bu iktidarlar nasıl gelirsen öyle gidersin. Çünkü biz İsmet Paşa'yı kırmızı oyla düşürdük o bütçe oylamasında. Bir an biz de kırmızı oyla gidiyoruz. Ve Demirel bir kez daha şapkasını alıp başbakanlık merdivenlerine indi. İstifası cebindeydi. Cumhurbaşkanı Sunay o gün hükümeti kurma görevini yeniden ona verdi. Yeni Demirel hükümeti 3 haftada kuruluverdi. Bu süre içinde bilgiç ve isyancı arkadaşları partiden uzaklaştırıldı. AP çatırdadı. Ayrılanlar Bozbeyli başkanlığında Demokratik Parti'yi kurdular. Brutus krizi hasarlı da olsa artık atlatılmıştı. Ama daha kötüsü sıradaydı. 1970 yazı Demirel hükümetinin son ve en kötü yaz ayları olacaktı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na mensup işçiler 15 Haziran Pazartesi sabahı yürüyüşe geçtiklerinde kimse bunun Türkiye tarihinin en büyük işçi eylemi olacağını tahmin etmiyordu. Eylemin nedeni hükümetin yeni sendikalar yasasıydı. Meclisten geçen yasa DİSK'in faaliyetini sınırlıyordu. İşçiler yasanın yürürlüğe girmesini engellemeye çalışıyorlardı. Ellerinde sopalar ve bayraklarla Ankara asfaltından yürüyüşe geçtiler. Kısa sürede İstanbul ve Kocaeli'nde yollara dökülen göstericilerin sayısı 70 bine ulaştı. Trafik durduruldu, bazı iş yerleri tahrip edildi. 10 saatlik yürüyüş bittiğinde öfke dinmemişti. Asıl randevu ertesi gündü. 16 Haziran sabahı gösterici sayısı daha da büyüdü. Üstelik bu kez askeri birlikler bazı kritik noktalara barikatlar kurmuştu. İşçilerin birleşmesini önlemek için Galata ve Unkapanı köprüleri açılmış, şehir hatları vapurları iskelelere bağlanmıştı. Şehir patlamaya hazır bir bomba gibiydi. İşçilere artık DİSK de hakim değildi. Kızgın bir kitle polis barikatlarını yara yara çığ gibi büyüyerek Bağdat Caddesi'nden Kadıköy'e doğru akıyordu. Hükümet istifa diye bağırıyorlardı. Az sonra Kızıl Toprak civarında bir yarbay elinde megafonla işçilere dağılmalarını söyledi. Kimse duyacak halde değildi. Bunun üzerine süngü tak emri verildi. Bir anda işçilerin barikata ulaşmasıyla ortalık savaş alanına döndü ve silah sesleri duyuldu. Dipçikler inerken coplar kalkıyor, havada kurşunlar uçuşuyordu. Korkulan başa gelmişti. Kızgın işçiler Kadıköy'de kaymakamlık binasını ateşe verirken aynı sıralarda Cağaloğlu'nda da vilayet binası askeri birlikler ve tanklar tarafından çevrelenmişti. Akşam olduğunda geride biri polis 4 ölü ve 100'ü aşkın yaralı kalmıştı. 150 kişi tutuklandı. Tanklar İstanbul sokaklarına hakim oldu. Ve Demirel istemeye istemeye sıkı yönetim ilan etti. İşte aynen 27 Mayıs öncesinde olduğu gibi yine asker sahneye davet ediliyordu. Yollar yürümekle aşınmaya başlamıştı bile. Türkiye tarihinin en sıcak yazını yaşarken binlerce kilometre uzaktaki Amerikan Kongresi'nde de Demirel hükümeti için cehennem kazanları kaynatılıyordu. Konu haşhaştı. Amerikan Adalet Bakanı 21 Temmuz günü Kongre'de son derece ağır bir konuşma yaptı. Amerikan gençliğini zehirleyen uyuşturucunun %80'inin Türkiye'den geldiğini öne sürdü
ve Türkiye önlem almazsa cezalandırılmalıdır dedi. Bu açık bir işaretti. Başkan Nixon bütün siyasi geleceğini uyuşturucuyla savaşa bağlamıştı. Bunun için ne gerekirse yapılacaktı. Nixon'un bir temsilcisi o günlerde apar topar Başbakan Demirel'in kapısını çaldı. Gayet yüksek seviyeli birisi geldi. Ben ona dedim ki biz bu Afyon'u yasaklayamayız. Yasaklayın diyor. Ama biz bunu yasaklarsak sizin gençliğinizi zehirleyenin Türkiye olduğunu kabullenmiş oluruz. Kaldı ki Türkiye'de 120 ton afyon yetişiyor o zaman sakız. Bu sizin gençliğe bir hafta yetmez. Sizi zehirleyen başka yerler. Bizi suçlamayın. Ama ben ne yaparım? Ben adam akıllı kontrol altına alırım. Bir, ekim sahalarını daraltırım. İsmi Afyon Karahisar olan, yani Afyon'dan ismini alan bir şehrin bulunduğu bir Türkiye'de ben Afyon'u yasaklayamam. Türkiye zaten 21 şehirde afyon ekimi yapılırken bunu 4'e indirmişti. Ancak Amerika istiyor diye 3 milyon dolarlık afyon ihracatından vazgeçip binlerce çiftçisini işsiz bırakamazdı. Tabii bu yanıt Washington'un hiç hoşuna gitmedi. Demirel Beyaz Saray'da istenmeyen adam oldu. 5 yıl önce Demirel için Ankara'da kulis yapanlar şimdi esrar yüzünden esrarengiz faaliyetlere girişiyorlardı. Hükümet mutlaka ikna edilmeliydi. ...1970'in o sıcak yazının son darbesi de devalüasyonla geldi. Türkiye savaştan sonra 1958 ve 1960'ta iki kez devalüasyon görmüş ve bunları 27 Mayıs müdahalesi izlemişti. Şimdi 10 yıl sonra yine ülkenin dış ticareti tıkanmış ve Demirel hükümeti de devalüasyona mecbur kalmıştı. Acı ilaç ertesi gün gazete manşetlerindeydi. Türk lirası %66 oranında değer yitirmiş ve 1 dolar 9 liradan 15 liraya çıkarılmıştı. Aynı kararlarla şeker ve benzin de zamlanıyordu. Birkaç gün içinde zamlar çığ gibi yağmaya başladı. Türkiye 1970 sonbaharına işte bu kara tabloyla girdi. Artan pahalılık, ayaklanan işçiler, boykottaki öğrenciler ve askere davetiye çıkaranların ayak sesleri. Bütün bu olaylar hemen kışlalarda yankı bulmuş ve subaylar toplantılarına başlamışlardı. Nedir bu vatanın hali sorusuyla girilen tartışmalar yaygınlaşıyor ve gruplar çoğalıyordu. Demirel bunu sezmiş gibi bir basın toplantısı düzenledi ve öfke dolu bir sesle herkesi kuşkulandıran şu sözleri söyledi. Demokrasi rejimi hakka ve hakikate dayanan bir rejimdir. Haksızlığın ve hakikat dışı iddiaların hakim olduğu bir rejim değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne her gün idari davranmaya davet edenlere şunu sorarız. O zaman yurt savunmasını kim yapacaktır? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Cumhuriyet'in ve rejimin bekçiliği görevini ve yurdun iç ve dış tehlikelere karşı savunması görevlerini bırakıp memleket idaresini ele alması halinde bizatihi korumakla mükellef oldukları rejim, Cumhuriyet ne hale gelir? Kim bu oyuna gelecek? Niye geliyor onu anlamıyorum ki. Yani Türkiye'de her, bakın parlamentosu çalışıyor. Ondan sonra açık. Türkiye'de keyfi idare diye bir şey yok. Kalkınma bütün hızıyla sürüyor. Ve her türlü Türkiye'nin ihtiyaçları karşılanıyor. Tarlası ekili. Türkiye 100.000 traktör satıyor. 100.000 traktör köylü alıyor senede. Neye geliyor yani onu anlamadım. Başbakanın anlamadığı şey başına gelmek üzereydi. O hafta Washington Post gazetesi ordu huzursuz, Demirel'in günleri sayılı diye yazdı. Müdahale için geriye sayma başlamıştı. Üstelik başbakan olup biten her şeyi biliyor ama kımıldayamıyordu. Cumhuriyetçilerin, cuntacıların her hareketinden anında haberdar oluyor. MİT raporlarıyla gelişmeleri günü gününe izliyor ama bir şey yapamıyordu. Sanki eli kolu bağlanmıştı. Artık her yerde ihtilal konuşuluyor ve dipten gelen bu dalga ülkeyi adeta koşar adımlarla 12 Mart sabahına doğru sürüklüyordu. ...30 Ağustos günü Kara Kuvvetleri Komutanlığı önünde görkemli bir tören vardı. Karacı generaller heyecanla yeni komutanları Orgeneral Faruk Gürler'i bekliyorlardı. Kara Kuvvetleri o günlerde Cumhurbaşkanlığına çıkan yolun ilk basamağı gibi görüldüğü için bu çok önemliydi. Ve yakın çevresinde hırslı, parlak bir general olarak bilinen Gürler şimdi bu koltuğa yerleşiyordu.
bu atama ülkede aylardır müdahale hazırlığı yapan cuntacılarda sevinç yarattı. Çünkü Gürler çengel atılan komutanlardan biriydi. Konya'da 2. Ordu'dayken bir gün CHP Konya Milletvekili Fakih Özfakih ziyaretine gelmiş ve her komutanı etkileyebilecek o sihirli cümleleri söylemişti. Vatan parçalanıyor, sokakta evlatlar ölüyor. Siz burada bakıyorsunuz. Bildiğiniz bizim aklımıza gelmeyen bir çare peşinde misiniz? Var mı böyle bir çareniz? Yoksa böyle seyirci kalacak mısınız gibi sohbetlerde bazen iğneleyici, bazen ayıplayıcı konuşmalar yaptı. Ordunun mutlaka devreye girmesinde fayda mülahaz ediyorduk. Zaten kanunda buna müsaittir dedik, emsali de var dedik. Bu teşvikler zaten gidişattan memnun olmayan Gürleri etkiliyordu. Böylece sivil gruplarla küçük toplantılar başladı. Bazı eski milli birlikçilerin de katıldığı bu toplantılardan birinde Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Müşaviri Emin Değer, Gürleri yoklamak için bir soru sordu. Paşam, ben genç bir subayım. Ülkenin içinde, ülkenin gidişini beğenmiyorum. Beğenmemiş olabilirim. Yanılabilirim de ama sizin bunca deneyiminiz var. Deneyiminizle, bilginizle, kültürünüzle beni önce bir kardeş olarak kabul edin. Bir ağabey olsanız bana bu hareketin içinde olmamı önerir miydiniz, önermez miydiniz diye sorayım dedim. Gerçekten sordum. O gayet sempatik bir bakışla önerirdim dedi. Bu hareket böyle gitmez dedi. Niye başkasını açmadık da onu açtık? Çünkü o buna müsaitti. Yani o el yaktı buna. Yani Türkiye'nin bir numaralı adam olmak hevesi hep kursanda kaldı. Yani onu düşünüyordu. Böylece ihtilal için aranan lider bulunmuştu. O liderin adı Orgeneral Faruk Gürler'di. Ordu içinde sevilen bir generaldi. Politikaya ilgili, çevresinin telkinlerine açık ama temkinliydi. Demirel siyasete ilgisini bildiği halde hem de sırada bir başka general varken kara kuvvetlerine Gürler'i atamış ve adeta kendi sonunu hazırlamıştı. Bundan böyle bütün ihtilal hesapları bu isim üzerinde dönecekti. Orgeneral Gürler'in Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki popülaritesi, yani toplum tarafından, silahlı kuvvetler toplumu tarafından sevilip ve sayılması bir hayli yüksekti. O kadar ki silahlı kuvvetler içerisinde yapılan o hazırlık çalışmaları sırasında şu veya bu kişiye o zamanki deyimle çengel atılarak bu hazırlık çalışmalarına katılmasını temin yolunda ilgililer bir subaya yaklaşıp da üstü kapalı veya açık bir davette bulundu mu? İlk aldığı cevap şu oluyordu. Bu işin içinde Gürler var mı, yok mu? Gürler varsa varım, Gürler yoksa ben de yok. Bu denli popüler bir komutan durumundaydı. Ordunun bir numarası Genelkurmay Başkanı Orgeneral Memduh Tağmaç'tı. Disiplinli ve sert bir asker olarak tanınıyordu. Askerin politikaya bulaşmasına kesinlikle karşıydı. Ülkedeki sorunların anayasayla gelen özgürlüklerden kaynaklandığı görüşündeydi. Ama ordunun yönetime el koyması konusunda yapılan baskılara son ana kadar direnmeye de kararlıydı. Bu kararlılığı da daha 1970 Eylül'ünde Tümgeneral Celil Gürkan'a gayet net şekilde belirtmişti. Tağmaç beni oldukça sıcak kabul etti, çay da ikram etti ve adeti olduğu üzere teferruata, ayrıntıya girmeden hemen benim de beklediğim konuya girdi. Gürkan, bir süreden beri bazı haberler alıyorum. Ben memleketin iyiye gitmediğini ve bu tertipte gidemeyeceğini biliyorum. Bütün kötülüklerin, bütün dertlerin başı bugünkü politikacılardır. Bunların arasında ben şimdiye kadar memleket severine rastlamadım. Deyim yerindeyse hepsi hain. Onların oluşturduğu meclisten de hayır yok. Ben de biliyorum. Karar versem fazla değil 7 dakika içerisinde
meclisin kapısına kilidi asarım. Asarım ama iş kilit asmakla bitse ne ala. Ama ertesi gün sabahtan itibaren bu devleti kim idare edecek? Ama komuta kademesinde böyle düşünmeyenler de vardı. Örneğin Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur. 12 Mart'ın üzerinde en çok tartışılan ismi Batur'du. Ordu içinde gençliğin temsilcisi sayılıyordu. Parlak ve atak bir komutandı. Yakın çevresinde uçan general namıyla ünlenmişti. O da Gürler gibi ülkenin içinde bulunduğu durumla yakından ilgileniyor ve bu konuda karargahındaki subaylarla toplantılar yapıyor, çareler arıyordu. Bu toplantılardan çıkan sonuçları da 1970 başında bir rapor halinde Başbakan Demirel'e sunmuştu. Acaba Başbakan Demirel komutanların bu faaliyetlerinden haberdar olduğu halde onları neden emekli etmemişti? Neden yükselmelerine yardımcı olmuştu? Bu atamalarla ihtilalin yoluna halı serdiğini görmemiş miydi? Şimdi bakın, ordunun bir zinciri var. Bu zincirde orduyu da tasfiye yapıyormuş manzarasını verecek bir takım tedbirler alırsanız yanlıştır. Eğer ben bir takım kimseleri keser biçer de bir takım hevesler uyandırırsam, o hevesler aşağıdan gelir, yukarıyı devirme istikametine gider. Ben doğruyu yaptım. Aslında Demirel çaresizdi çünkü artık ordunun her kademesinde müdahale eğilimi vardı. Kimi tayin etse fark etmeyecekti. Ülkede cuntalar tam bir iktidar dansına başlamışlardı. Sadece ordu içinde değil, sivil kesimde de örgütlenmeler hızla yayılıyordu. Zamanla bu iki kesim bir araya gelip çareler aramaya koyuldular. Amaçları ortaktı. AP'yi devirip 27 Mayıs'a kaldığı yerden devam etmek. Ülkenin ihtiyaç duyduğu, anayasada öngörülen reformları bir an önce gerçekleştirmek. Sivillerle askerler, askerlerle askerler, sivillerle siviller arasında birçok böyle konuşmalar olmuştur. Bunların hepsi bir örgütlenme anlamına gelmez. Yani ne olacak bu memleketin hali sorusuyla başlayan işte akşam sohbetlerinden tutun. Bu konuda projeler hazırlanmasına kadar varan şeyler olmuştur. Hakikaten Türkiye bir kurtarıcı havaya, kurtarıcı iradeye ihtiyaç duyar hale gelmişti. Kim yapacaktı bunu? Ortada bir meclis var. Meclis olayların derinliğine inemiyor. Polis iniyor. Poliste şu taraftan olan var, bu taraftan olan var. Ama neden çocuklar sokakta ölüyor sorusunun karşılığını getiren yoktu. Öyle bir an geldi ki bizim devletin üst kademesinde olan belirli insanlarla münasebetimiz bizi olaya daha çok yaklaştırdı. Ve diyordu ki Türkiye hakikaten bir müdahale yapmalıdır ve sokakta kan dökümü bitmelidir. Böylece çareyi bir askeri müdahalede gören sivillerle gidişattan rahatsız olan askerler bir noktada buluştular. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuştu. Cuntacılara göre 27 Mayıs başarıya ulaşamamıştı. Fakat fikir hazırlığı yoktu. O yüzden bu kez darbeden sonra yerine ne konacağının da mutlaka önceden düşünülmesi gerekiyordu. İşte devrimin bu teorik hazırlığı o günlerde Doğan Avcıoğlu'nun Devrim gazetesinde yapılıyordu. İlhan Selçuk, İlhami Soysal, Hasan Cemal Uluç Gürkan gibi şöhretlerin çıkardığı bu gazete ihtilalciler için bir ilgi odağıydı. Doğan Avcıoğlu'nun temsil ettiği siyasi çizgi bakımından elbette derginin yayın merkezi böyle bir ilgi odağıydı. Telefonuyla, ziyaretçisiyle böylesine bilgi odağıydı. Ve nitekim o hareketi güçlü gördüğü için rahmetli Nihat Erim 12 Mart müdahalecilerince başbakan atanmadan önce bu işi yaparsa Doğan Avcıoğlu yapar anlayışıyla onun bürosundan hiç çıkmazdı demeyeceğim ama onun bürosunun sık ziyaretçilerindendi. Silahlı kuvvetlerimizde onun bu Türkiye'nin Düzeni adlı kitabı o denli geniş ve yaygın bir ilgi çekmiş, elden ele dolaşan bir referans kitap haline gelmişti ki, hiç unutmam bir konuşmamız sırasında Orgeneral Gürler bana, Celil, Türkiye'nin Düzeni adlı kitabını okumayan subayı ben eksik görürüm.
güdük görürüm demek durumunda kalmıştı. O hareketleri düzenleyenlerin Doğan'la yakınlık kurmak istemeleri çok daha doğal. Yani onlar evet bir şeyi değiştirmek ve güç kullanarak değiştirmek, darbe yaparak değiştirmek istiyorlar ama bütün bu yaptıklarının bir düşünsel içeriğinin olması gerekiyor. O içeriği de Devrim Gazetesi dolayısıyla o harekette görüyorlar. Devrim Gazetesi çevresinde oluşan bu hareketin askeri destekçisi 27 Mayıs'ın unutulmaz komutanı Cemal Madanoğlu'ydu. Kontenjan senatörü olan Madanoğlu'nun adı o günlerde bir sol junta ile birlikte anılır olmuştu. Madanoğlu juntası dönemin en iddialı gruplarından biriydi. Ta ki bir gün Mahir Kaynak adında bir genç bu juntaya sızıncaya kadar. Ben önce Milli İstihbarat Teşkilatı'na girdim. Daha doğrusu Milli İstihbarat Teşkilatı benden görev talep etti ve bu talebi kabul ettim. Bu görevi kabul ettikten çok kısa bir süre sonra, belki bir ay sonra Madanoğlu'nun yeğeni beni darbeye davet etti, juntaya davet etti ve Madanoğlu'yla tanıştırdı. O tanışıklıkla beraber darbe içerisindeki faaliyetim de başlamış oldu. Ben toplantılara katıldığım zaman buradaki toplantıları önemine göre ya naklediyordum, bir rapor halinde veriyor idim ya da banda alıyorduk. Çok önemli toplantılar. Teknik olarak banda alınıyordu. Bu bantlar Milli İstihbarat Teşkilatı'na veriliyordu. İşte Demirel'in önüne giden MIT raporu bu sızma sayesinde hazırlanmıştı. Mahir Kaynak, Cunta'nın bütün raporlarını MIT'e ayrıntılarıyla bildirerek Madanoğlu Cuntası'nı kısa zamanda çökertmeyi başardı. Ama asıl Türkiye'nin kaderini tayin edecek olan Cunta, MIT'in de giremediği bir yerde Türk Silahlı Kuvvetleri içinde oluşuyordu. Silahlı kuvvetler içerisinde teşkilatın ajanlanması mevzu bahs olamaz. Bu silahlı kuvvetlerde bu işler içerisinde bu arzuda olanların zaman zaman bazı yerlerde toplanmaları, zaman zaman bazı ifadeleri bizim için tutanak oluyordu. Binaenaleyh bunları hatta isimleriyle, arzularıyla tespit etmek imkanı oluyordu. MİT teşkilatı 12 Mart'a gelinceye kadar olan safhaları bütün detaylarıyla büyüklerimize asker ister sivil olsun bildirmişlerdir. Sayın Başbakan bizim teşkilatımıza hakikaten inanan bir büyüktü. Ben sık sık kendilerine gider ve evlerinde bütün iç ve dış olayları kendilerine arz ederdim. İstihbarat teşkilatı aslında büyük meselelerde hiç hükümete en son olacak işi söyleyememiştir. Mesela Angola'da iki kabile birbiriyle çarpışmış. Şu kadar Zululu, bu kadar da Mululu ölmüş. Onlar size her gün sabahleyin verir. Fakat Ankara'da altınızı oymuşlar, onu vermez. Başbakan altını kimlerin oyduğunu çok geçmeden bir mektupla öğrendi. Mektubun yazarı Hava Kuvvetleri Komutanı Muhsin Batur'du. 12 Mart'a giden yolda bir kilometre taşı olan bu mektup, 21 Kasım 1970 tarihini taşıyordu ve Cumhurbaşkanı'na yazılmıştı. Batur, muhtıra havasındaki bu mektubunda ülkedeki durumun giderek kötüleşmekte olduğunu uzun uzun anlatıyor ve sonunda şu yargıya varıyordu. Silahlı kuvvetler içinde örgütlenmeler var. Bu gidişe dur denmezse Türkiye'nin kaderinde yazılı olan 10 yıllık devre bitmek üzeredir. Batur açıkça juntaları kastediyor ve yaklaşan bir müdahalenin işaretini veriyordu. Vermemek için sebep yok çünkü yani Ankara içinde bir takım toplantılar yapılıyor. Bu toplantılar askerler yapıyorlar. Ve bu toplantılarda ne konuşulduğunu biz günü gününe takip ediyoruz. Örgüt gittikçe büyüyor. Yani biz atıl kalırsak, bir takım önlemler alınmazsa bir askeri müdahale beklenebilir. Bunu gizlemek hani ayıp ve hata bana göre. Onun için yani bunu yazma mecburiyetini hissettim.
Cumhurbaşkanı Sunay mektubu aldıktan 3 gün sonra Batur'u köşke çağırdı. Bu görüşmede Batur Sunay'a müdahaleye gerek yok mu diye sordu. Cumhurbaşkanı Sunay, hükümet iyi niyetle memleketi idareye çalışıyor. Şimdilik bu mektubu gizli tutalım yanıtını verdi. Ama olmadı. Mektup birkaç hafta sonra basına sızdı ve ülkenin gündemine bir bomba gibi düştü. Bu açıkça bir muhtıraydı. Birden herkes darbe konuşmaya başladı. İç ve dış basın ayağa kalktı. Tabii mektuptan en çok rahatsız olan Başbakan Süleyman Demirel'di. Oradaki yanlış şudur. Genelkurmay Başkanı'nı aşarak Cumhurbaşkanı'na gelmesi. Yanlış hiyerarşiye sığmaz. Başbakan'ı aşarak Cumhurbaşkanı'na gelmesi yanlıştır. Yani kuvvet komutanı Genelkurmay Başkanı'nı aşarak Başbakan'a gelmemelidir. Kuvvet komutanı hele hepsini aşarak Cumhurbaşkanı'na gitmemelidir. Bakınız bana kuvvet komutanı gelse, böyle bir şey verse ben almam onu. Geriye çeviririm. Git Genelkurmay Başkanı getirsin derim. Kriz büyüyünce Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç hemen komutanları toplantıya çağırdı. 4 orgeneral 10 Aralık 1970 günü bir araya geldiler. Komuta konseyinde o gün ülkenin durumunun düzelmesine artık olanak kalmadığı konusunda görüş birliğine varıldı. Ve karar verildi. Demirel gitmeliydi. Şimdi tek sorun bunun nasıl yapılacağıydı. Bir muhtırayla mı yoksa yönetime el koyarak mı? Genelkurmay Başkanı Tağmaç el koyarak direkt müdahaleye karşı çıktı. Bir uyarıyla yetinilmesini savundu. Batur ve Gürler ise ordunun yönetime tümüyle el koymasından yanaydılar. Generaller kesin bir karar veremeden dağıldılar. Ancak artık bir şey belliydi. Ordu Demirel'i devirmeye kararlıydı. Komutanları hükümetle buluşturan Milli Güvenlik Kurulu işte bu hava içinde toplandı. Mektup gerginliği yatışmamıştı. Üniversite olayları sürüyordu. Üstelik ülkede tuhaf şeyler olmaya başlamıştı. 28 Kasım günü İstanbul'da Kültür Sarayı anlaşılamayan bir nedenle yanıp kül oldu. Herkes bir sabotajdan kuşkulandı. Yangın başladığında içeride Arthur Miller'in ünlü Cadı Kazanı oyunu sahneleniyordu. Milli Güvenlik Kurulu toplandığında ülkenin durumu da Cadı Kazanı'ndan farksızdı. Toplantıda Muhsin Batur sözü hemen olay yaratan ünlü muhtırasına getirdi ve izin verirseniz burada okuyayım dedi. Ama Demirel ve Sunay itiraz ettiler. Hava gerginleşiverdi. Hafif bir tartışma çıktı Sayın Başbakan'la aramızda. Hatta aşırı solculuğa kadar giden bir tartışma. Yani biz nasıl bir rejim getirelim istiyorsunuz gibi bir suale maruz kaldım. Bu soruyla komutanlar birden içlerini dökmeye başladılar. Uygulanmayan yasalar, askıya alınan reformlar, sokaktaki olaylar birden ortaya döküldü. Memleket batıyor feryatları yükseldi. Sunay bu tablo karşısında sıkı yönetim önerecek oldu. Ama Kara Kuvvetleri Komutanı Gürler karşı çıktı. Sıkı yönetim orduyu iktidarın emrinde gibi gösterir dedi. İşte bu cümle başbakanı çileden çıkardı. Demirel bu ne demektir? Ordu iktidarın emrinde değil mi diye sordu. Salondan ses çıkmadı. Zaten bizim sıkıntımız hep bu oldu. Biz üstün iradeyi kabul edemedik. Üstün yasayı da kabul edemedik. Ve hep işte geliyor gene Halasker Zabitan'a. Memleket batıyor kurtaralım. Oradan da o çıkıyor gene. 12 Mart muhtırası da odur netice itibariyle. Ve ne söylüyor bana Sayın Batur mektubunda? Reform yapın diyorsa onun işi değil. Onun yapacağı şey soyunup bir partiye girmektir. Demirel ne derse desin o toplantıdan anladığı bir tek şey vardı. Ordu artık onun emrinde değildi. 1971 yılına partisi bölünmüş, sokakları ayaklanmış, ordusu karışmış bir başbakan olarak giriyordu. 1971 Türkiye'si içinde cuntaların cirit attığı, her köşede darbe hesaplarının yapıldığı, faili meçhul bombaların patladığı, bankaların soyulup üniversitelerin ayaklandığı yorgun bir ülkeydi. Ve darbe için artık geriye sayma başlamıştı. ...1971 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı tam 8,5 saat sürdü. O toplantı Demirel'le komutanların nihai hesaplaşma toplantısıydı. Komutanların suratları asıktı. Ülke düzelmezse cuntaları tutamayacaklarını söylediler. Sıkı yönetim istediler. Demirel kızdı. Kendi üslubuyla cevap verdi. Askeri junta gelse ne yapacak?
suçluları denize mi atacak? Asıl düello ise ortak bildiri konusunda yaşandı. Cumhurbaşkanı Sunay kamuoyunu tatmin için bir bildiri yayınlanmasını istedi. Bu bildiride hükümetin ve anayasal kurumların parlamenter rejime sadık oldukları vurgulanacaktı. Bildiri oya sunuldu. Hükümet kanadı kabul dedi. Askerlere döndü, tek ses çıktı. Red. Artık her şey ortadaydı. Generaller hükümetle aynı metnin altını imzalamak dahi istemiyorlardı. Bir yandan darbe hazırlığı yaparken bir yandan parlamenter rejime sadakat sözü veremezlerdi. Ama devreye Sunay girdi. Komutanları ikna etti ve bildiriyi adeta kerhen imzalattırdı. Şeyde Sunay Paşa zorla imzalattı bize. Bazı tasfiyatlar yaparak yani. Yani hem aleyhte konuşuyorsun, hükümetin bazı zaaflarını anlatıyorsun, hem sana beraber olduğu kanısını veriyorsun kamuoyuna yani. Ve o bildiri yayınlanınca da silahlı kuvvetlerde komutanlara karşı bir güvensizlik havası uyandı. Yani şu vardır, Türkiye bir çalkantılı döneme girince körü körüne iktidarın adamı olmayı kimse kendine yediremiyor yani. Komuta heyeti bir anda istemeden kendini Demirel'in yanında bulmuş ve çok rahatsız olmuştu. O günlerde yeni bir dergi çıkarma hazırlığında bulunan gazeteci Mehmet Ali Kışlalı, Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler'e hemen toplantıdan sonra o kritik soruyu sordu. Dedim ki, paşam böyle böyle diyorlar, siz yani ordu Demirel'in yanında falan gibi gözüküyor. Orada açıkça, yani ordu şeyin yanında olamaz, yani hükümetin, başbakanın veya senin devletinin ve milletinin yanındadır, hizmetindedir filan diye rahatça orada böyle ifade etti. İşte Yankı dergisi o günlerde bu demeci kapağını alarak piyasaya çıktı. Kapakta o günün en güncel sorusu vardı. Ordu kimin yanında? Kapak kompozisyonunda ise Demirel'in arkasında bir asker silüeti görünüyordu. Ordu Demirel'in yanında değil, arkasındaydı. Ama destek için değil, devirmek için. Ordunun komuta kademesi 27 Ocak günü bir araya geldiğinde artık herkes gündemde ne olduğunu biliyordu. Gündemde darbe vardı. Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç toplantıyı açtı ve kimseye söz vermeden kendi görüşünü söyledi. Genel olarak anlatmak istediği şuydu. Yani başbakan istifa ettirilsin, Cumhurbaşkanı bunu sağlasın. Biz ortaya çıkmayalım askerler olarak. Konu böylece halledilsin. Yani yeni bir hükümet kurulsun. Türkiye'nin problemlerini bu çözsün. Biz buna karşı çıktık. Yani pratikte böyle bir şey olmaz çünkü yani. Yani ne sıfatla Cumhurbaşkanı istifa et diyecek ona. Arkasında bir güç, şu şunu istiyor demedikten sonra. Hem orada ortaya çıkmayacak, hem başbakan istifa ettirilecek. Bazı kanunlar meclisten geçmiyorsa bütün meclisi yani karşıya almak lazım. Yani başbakanın burada kusuru olabilir ama tamamı ona hani atfedilemez. Anlaşmazlık artık ortadaydı. Genelkurmay Başkanı Tağmaç orduyu hiç karıştırmadan düğümü çözmek istiyordu. Ordu uyarıyı yapacak, Cumhurbaşkanı da yeni bir başbakan atayıp hükümeti değiştirecekti. Buna karşı çıkan Gürler-Batur ikilisi ise ordu tamamen devreye girmezse bunun uygulanamayacağı görüşündeydiler. Yalnız hükümet değil, meclis de değiştirilmeliydi. Yani çare uyarı değil, müdahaleydi. Ama yani yarım müdahale. Çünkü bize yani hiç tanımadığımız senatörler, milletvekilleri geliyordu o zaman. Hiç tanımadığımız muhtelif partilerden. Ne duruyorsunuz? Kendi liderini şikayet ediyor. Çok acayip durumlar. Alışmadığımız durumlar yani. Ne duruyorsunuz? Bunların böyle hatası var, şunun böyle hatası var. Biz de şaşırıp dinliyoruz. Ve öyle bir intiba uyandı ki hani kafamızda. Yani Türkiye'de şunların yapılması lazım mı? Lazım. Ama partiler arası çekişme ve parti programlarının bazılarının bunlara uymaması yüzünden bunlar gerçekleşmiyor. Ama partiler üstü bir hükümet kurulursa meclis hani nasıl söyleyeyim yani teknik bir uzuv olarak çalışıp bu yasalara hazırlar. Madem ki zihinlerinde bu var, kendi liderlerinden hepsi şikayet ediyorlar. O kanıya kapıldık. Yani meclis bunları parti disiplinden kurtulmak suretiyle halleder, Türkiye bir düzlüğe çıkar havasına kapıldık biz.
Aslında Gürler ve Batur'un karargahlarında kurulan alt kadrolar müdahalenin teknik hazırlığını bitirmişlerdi bile. Hatta Batur'un subayları müdahale sonrasının devrim anayasasını bile hazırlamışlardı. Çalışmaları Batur'un genel sekreteri Tuğgeneral Aydın Kirişoğlu koordine ediyor, bazı aydınlar ve hukukçular da destek oluyorlardı. Hazırlanan modele göre devrimden sonra yepyeni bir siyasal sistem kurulacaktı. Parlamento kalkıyordu. Senato yerine devrim konseyi geçiyordu. Bütün yetkiler devrim konseyinde olacaktı. Devrim konseyi harekata katılmış subaylar, generallerden kurulacaktı. Devrim meclisi fikri ve eylem yönünden, düşünsel ve eylem yönünden beğendiğimiz, Kemalist çizgide olduğuna güvendiğimiz aydınlardan, iş aleminden, işçilerden seçilecek bir meclis olacaktı. İhtilalın lideri aynı zamanda devletin başı olacaktı. İhtilalın lideri devletin başı olacaktı. Yani ordu kamçısı elinde olan bir güç olarak ayakta kalacaktı. Yani sivillerin emrinde çalışan bir müessese olmayacaktı. İşin ilginç yanı bu garip modeli siviller hazırlamıştı. Dosyada devletin yeni düzeni şemalarla çizilmiş, muhtemel bakanlar kurulu da isim isim saptanmıştı. Buna göre darbeden sonra Bahri Savcı Adalet Bakanı, Osman Olcay Dışişleri Bakanı, Nusret Fişek Sağlık Bakanı, Altan Öğmen de Basın Yayın Bakanı olacaklardı. Ancak listede ismi olanların bu hazırlıktan haberleri bile yoktu. Beni münasip görmüşler, ben de çok sonradan öğrendim. O listede galiba Batur'un hatıralarında var. Ben de varım, benim gibi daha başkaları da var. Yani anlaşılan bir şeyde olduğu gibi, 27 Mayıs'ta olduğu gibi işte bildikleri, işte ya kamuoyundan, işte gazeteci olarak yahut yazar olarak yahut bilim adamı olarak bildikleri kimselerden tasarılar oluşturmuşlar. Tabii listenin en önemli bölümü bu yeni devletin başına kimin geçeceğiydi. Dosyada bu kritik isimler verilmemiş, sadece kod adları yazılmıştı. El yazısı listede şu isimler vardı. Devlet reisi Selim Bey, başbakan Yavuz Bey. Aslında Selim Bey kod adlı devlet başkanı Orgeneral Faruk Gürler'di. Yavuz Bey kod adlı başbakan ise Muhsin Batır. Bu isimlerle cuntanın adı da kesinleşmiş oluyordu. Bu Gürler-Batur cuntasıydı. Ortalıktaki onlarca cuntanın en etkili ve en güçlüsüydü. Silahı elinde tutan cunta. Ülkenin kaderini tayin eden de işte bu cunta oldu. Ben o dosyayı aldığım zaman çok şaşırdım, yani şok oldum diyebilirim. Çünkü devlet düzeni hakkındaki yazılanların hiçbirine katılmam mümkün değildi. İkincisi, silahlı kuvvetlerdeki hiyerarşiyi alt üst eden bir düzen vardı. Apayrı bir rejim. Yani Doğan Avcıoğlu'nun kitabında ne tarif edilmişti? Devrim Konseyi, Devrim Partisi, bütün partiler kapatılıyor, basın kontrolü almıyor, her şeyi devletleştiriliyor. Ve bunun adı da Atatürkçülük oluyor sonra. Tabii ben el yazımla, yani tenkitlerimi yazdım. İnanmadığım bir harekete katılmam diye de imzaladım, verdim. Mesele benim açımdan kapandı. Bu dosyanın Batur'un teşvikiyle mi yoksa ondan habersiz mi hazırlandığı bugün hala tartışılıyor. Batur kurmaylarına bir darbe hazırlatıyordu da son anda mı vazgeçti yoksa birileri onun adını mı kullandı hala bilinmiyor. Batur benim haberim yoktu diyor. Cuntacılar her şeyi o istedi, biz yaptık diyorlar. Ya belgeler? İçeriğiyle 12 Mart'ın kaderini değiştiren o dosyadaki belgelere göre Batur'un karşı çıktığı noktalar hemen hava kuvvetlerindeki cuntada incelemeye alındı. Ertesi gün Batur'un genel sekreteri cunta adına Batur'a şu cevabı yazdı. Dün akşam havacılar bir araya geldik. Liderimizin görüşleri eline boyuna incelendi. Biz komünist değiliz. Bizler aynı kaynaktan yetişmiş, katıksız Atatürk subaylarıyız. Yemin metnimizle aynen mutabıksanız, hepimiz kayıtsız şartsız sizin yarınki liderliğinizi kabul ediyoruz.
farz dedim, ben başlarına geçtim. Ve ben lider olarak bir askeri itilal yaptım. Böyle bir şey olmaz Türkiye'de. Silahlı kuvvetler birbirine vuruşur. En azından kara kuvvetlerinin tümüyle buna katılması lazım. Kara kuvvetlerinin tümüyle buna katılması mümkün değildi o zamanki komuta düzeni içinde. Bunu bilen bir insan, yani liderliği kabul eder de hem silahlı kuvvetleri hem Türkiye'yi bir maceraya atar mı? Peki Gürler de böyle bir müdahaleyi desteklerse, kara kuvvetleri de bu harekata destek verirse, subayları Batur'a işte o zaman girer misiniz diye sordular. Yani yalan söylemeyeyim, girerim ama olsa, o varsayım değildi. Değil olunca da mümkün değildi yani. Bu yanıt üzerine Cunta'nın dosyası Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gürler'e götürüldü. Gürler de tamam derse dosya yürürlüğe konacaktı. Bu darbe demekti. Yeni sistemde devlet başkanı olması öngörülen Gürler dosyayı aldı, inceledi ama varım demedi. Bana şu soruyu sordu. Celil, duyduğuma göre arkadaşlar bana olası bir müdahale sonunda yapılanma sırasında devlet başkanlığı görevi vereceklermiş. Doğru mu? Celil, ben Necip, General Necip olmak istemem. Bana otoritesiz bir gölge görev vermenin anlamı yok. Ben ne yapayım devlet başkanlığını? Siz bana Arslanlı Kapı'yı, yani Genelkurmay Başkanlığı görevini veriyor musunuz? Onu söyle. Gürler ordunun iplerini bırakmak istemiyordu. Müdahale olacaksa gözü Tağmaç'ın koltuğundaydı. Bu yüzden kendisine yetkisiz bir devlet başkanlığı öneren dosyadan rahatsız olmuştu. Emin Değer, Gürler'den bir sonuç alamayınca yeniden Batur'a döndü. Durumu kısaca özetledim ben kendisine. Faruk Gürler'in bir şey içerisinde, ikilem içinde olduğu kanısı, kuşkusunda olduğumuzu, eğer son anda her şey son noktaya gelindiğinde o düğmeye basmazsa siz basar mısınız? Arkadaşlar bunu öğrenmek istiyorlar. Daha fazla gecikmede arkadaşlar sakınca umuyorlar. Bu nedenle siz düğmeye basar mısınız diye sordu. Cevap basarım. ...12 Mart'ta bir ay kala Başbakan Demirel darbenin soğuk yüzüyle ilk defa karşılaştı. O gün Bursa'da Tofaş Fabrikası'nın açılış töreni vardı. Devlet erkanı Cumhurbaşkanı Sunay'ın arabası önde, Başbakan Demirel'inki arkada olduğu halde tozu dumana katarak Bursa'ya doğru ilerliyordu. Bursa'da yaşanacak gerginliğin temelleri yolda atıldı. Hem de hiç beklenmedik bir nedenden, bir dana yüzünden. Tabii oralarda halk ve bana karşı çok muhabbetlidir. Yol boyu insan seri, işte danaları hazırlamışlar. Sunay gelince benim sonradan öğrendiğim bu değil, bu değil diyorlarmış. Kesmiyor danayı. Ondan sonra geçiyordu. Ben gelince danayı kesiyorlar. Ben ayarlamış değilim ki bunu. Belki işte oradaki hata arka arkaya gitmek. Ben de böyle bilemezsin bu çeşit hataların olabileceğini. Daha ancak yaşanarak öğrenir. Öğrenilir. Sonradan öğreniyoruz ki yani o bize değildir. Arkadan gelenlere aittir filan diye de konuşulmuş arabanın içinde. Kafile Bursa'ya bu havada geldi. Yapılan resmi törende fabrikanın sahibi Vehbi Koç eserini anlatırken yan yana oturan Sunay ve Tağmacı'nın suratları asıktı. Az sonra Başbakan Demirel kürsüye geldiğinde de bu donuk bakışlar değişmedi. 1970'lerin Türkiye'sine gelirken millet olarak, memleket olarak, devlet olarak mühim işler başarmışızdır. Bu kısa törenden sonra fabrikanın açılışı yapıldı. Sunay ve Demirel birlikte Murat 124'lerin nasıl üretildiğini incelediler. Daha sonra da öğle yemeği için Çelik Palas Oteli'ne gidildi. Ve ne olduysa orada oldu. Zaten oraya gittiğimiz zaman onların o akşam Eskişehir'de bir toplantılar olacağı, yani de yemekten sonra Eskişehir'e gideceklerini bana söylemişlerdi. Ve yemek tabii biraz uzunca sürdü. Bir an evvel kalkıp gitmek gibi bir durum oldu. Kalktılar, gittiler. Belki nazik bir hareketti değildi, onu da söyleyeyim.
Olacak iş değildi. Ülkenin cumhurbaşkanı ve komutanlar başbakanın yemeğinde aniden sofradan kalkıp sis basıyor diyerek oteli terk ediyorlardı. Demirel kuşkulanıp meteorolojiyi arattı. Hiçbir yerde sis emaresi yoktu. Bunun üzerine Eskişehir'e haber uçuruldu. Sunay ve komutanların izlenmesi istendi. 1971 Türkiye'sinde başbakan cumhurbaşkanını izletiyordu. Gelen raporlar kuşkulanan gerçeği ortaya koydu. Sunay, Eskişehir hava üssünde komutanlarla darbe toplantısındaydı. Sonra ben rahmetli Sunay'a sordum. Dedim ki, ama 3-5 gün sonra sizin dedim, size bunlar dedim Eskişehir'de cumhurbaşkanınızın devamını vaat etmişler. Bir müdahale falan gibi bir şey düşünüyorlarmış falan dedim. Çok sıkıldı ona. Dedi ki Süleyman Bey dedi. Ben dedi 22 Şubat'ta 21 Mayıs'ta gördüm. Binaenle ben o çeşit oyunların içine girmem. Ve dedi benim hissedişime göre öyle bir hareket de yoktur dedi. Cumhurbaşkanı başbakanına gerçeği söyleyememişti. Oysa Eskişehir'de müdahalenin son rötuşları yapılmış, roller dağıtılmıştı. Sunay her zamanki gibi durumu gözlemekle yetinmiş ve kimin kazanacağı belli olana dek klasik bekle gör politikasını uygulamaya koymuştu. Demirel ise bütün olup biteni izliyor, biliyor ama hala bir şey yapamıyordu. Ülkenin bir tek ordusu vardı. O da artık kendi emrinde değildi. Dinamitin patlamasına pek az zaman kalmıştı. Saat 12 Mart'a 5 vardı. Ama o 5 dakika içinde daha çok şeyler değişecekti.